Merhaba arkadaşlar, Kolay Ev Tasarım'a hoş geldiniz. Bugün checkpoint sistemini göreceğiz arkadaşlar. Yani nedir checkpoint? Kayıt noktası ya da kontrol noktası olarak isimlendirebiliriz aslında bunu. Örneğin oyunumuzda en son neler yaptık? Düşmanlarımız bize saldırıyordu ve düşmanlarımız bize saldırdıktan sonra bizim canımız azalıyordu değil mi? Sağlığımız azalıyordu ve sonuç olarak sıfıra dönüyordu. Şimdi sıfıra döndükten sonra birçok şey yapabiliriz demiştik. Bunlardan bir tanesi de oyunun son kaydettiği yerden tekrar devam edebilmesi aslında. Bugün de nitekim o şekilde ilerleyeceğiz. Yani özellikle bu tarzı bir oyun, yani macera oyunları yapıyorsanız, haritanız da biraz da büyükse aslında oyunda ilerlerken belirli alanlarda oyun kendisini kaydeder. Ve kaydettikten sonra da çok böyle en başa kadar dönmezsiniz. Bir yerlerde işte oyunda ilerledik, haritanın bayağı ileri bir yerlerinde öldünüz. Düşmanlar sizi öldürdü. Çok böyle oyunun başlarına mı dönersiniz? Hayır, bunu istemeyiz değil mi? Yakın bir yerlere dönmek istersiniz. İşte checkpoint sistemiyle bugün bunu sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bizim player'ımızın İlk olarak bu sağlık alanını nerede yapmıştık? Player Health'te yapmıştık diyelim arkadaşlar. Bir bunu açalım. Yani bizim ölme işlemimizden sonra neler olsun? Aslında bunu belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi konumdan bahsettik. Yani dedik ki işte B noktasında öldük ama A noktasında geri doğmak istiyoruz dedik değil mi? Biz bu konumlandırma pozisyon işlemlerini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Public vektör 3 diyeceğim. Bunun adına işte bir checkpoint yapıyoruz. Check pos desek olur. Ve arkadaşlar bunun dışında hani neyi bu bölüme getirecek? Player'ı değil mi arkadaşlar? O zaman bir tane bir game objesi oluşturalım ve adına da player diyelim. Bu şekilde iki tane yeni değer oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bizim öldüğümüz alana gelelim. Yani player dead alanına gelelim. Burada en son ne yapmıştık? Destroy işlemi, yani bizi sahneden siliyordu. Hayır, bizi sahneden silmesin arkadaşlar. Onu geri siliyorum. Ne yapsın? Player.transform.position neye eşit olsun? Checkpoint'a eşit olsun. Neden? En son nerede kaydettiysem, checkpoint'im en son neredeyse arkadaşlar, beni tekrar oraya götürsün. Ama bu işlemi yaparken benim sonuçta sağlığım sıfırlanmış olacak değil mi? Ben orada sıfır olarak doğmak istemem. O zaman şöyle bir şey yaparsam bu durumda kurtarır mı? Player health desem eşittir 100 olsun tekrar. Benim canımı tekrar 100'e çıkart ve konumumu checkpoint neredeyse oraya götür diyorum arkadaşlar. Bunu kaydedelim şimdi. Tamam, buraya kadar her şey normal ve hepsini anladık sanırım. Şimdi bekleyelim. Tekrar kodumuzun olduğu yere gelelim arkadaşlar. Atlamadan yavaş yavaş ilerleyelim şöyle. Player'ın nedir diyor arkadaşlar. Çünkü az önce bunu oluşturmuştuk ve bir tane checkpoint alanı geldi. Buraya dokunmuyoruz çünkü oyunun farklı yerlerinde olacak. Ve kendi durumuna göre orayı değiştirecek zaten. Şimdi player'ımızı atamasını gerçekleştirelim. Olduğu gibi arkadaşlar atıyorum. Player'ımın atamasını gerçekleştirdim. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Mesela. Nasıl yapalım? Şuraya bir yere bir tane koyalım. Hiyerarşi panelimde bir tane create empty diyeyim. Bunun adına kayıt noktası diyeyim mesela. Bunun içine bir tane küp oluşturuyor. Bu küpümüzü arkadaşlar boyutlandıralım. Uzak bir yere mi çıktı küpüm? Trigger'lar yapıyorduk ya arkadaşlar, tetikleyiciler, hatırlarsınız. Şu anda aslında
Tam olarak ondan oluşturuyorum. Bir tane tetikleyici oluşturuyorum arkadaşlar. Çünkü bir checkpoint aslında bir tetikleyicidir. Yani bir checkpoint'e tetikleyici demek yanlış olmaz arkadaşlar. Tamam. Bu da şu anlama geliyor. Tetikleyicilerde nasıl ki oyuncumuzun mecburen geçeceği yerler seçiyorsak, bunda da yine aynı durumu kullanmamız gerekiyor. Mecburen geçeceği yerler kullanmamız gerekiyor. Güzel. Şimdi böyle bir alan oluşturdum arkadaşlar. Oyuncum buradan geçecek. Şimdi bunun tetikleyicileri ne yapıyorduk? Striggerı açıyorduk. Değil mi? Oyuncu içinden geçebilsin diye. Mesh Render'ını da kapatıyorduk. Görünmesin diye. Değil mi? Yine bu şekilde yapabilir miyiz? Gayet tabii yapabiliriz. Ve buna bir tane script oluşturacağım arkadaşlar. New script diyorum. Adına checkpoint diyebilirim mesela. Kayıt noktası. İstediğiniz ismi verebilirsiniz arkadaşlar. İsim konusuna çok fazla takılmayın. Nerede takılacaksınız? Aslında biraz şöyle bir durumumuz da var. Bazen oluyor ki bu oluşturmuş olduğumuz scriptleri farklı scriptlerin içerisine çağırıyoruz arkadaşlar. O zaman da ihtiyacımız oluyor. Bizim mesela az önce player health içerisinde işlemler gerçekleştirdik, değil mi? Bunu o zaman bu checkpoint içerisine çağırmamız gerekecek. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Tabii birçok yöntem var. Yöntemlerden bazılarını daha önce gördük zaten. Public player health diyorum arkadaşlar. Player health'ı burada çağıracağım. Ve adına da player health, hadi belki bir karışıklık olur. Şöyle yapayım. Bir tane arttırayım. Güzel. Bunu burada çağırdık. Başka bir şeye gerek var mı? Düşünüyorum. Aslında gerek yok. Update değil. Update yerine şöyle yazsam olur mu arkadaşlar? Daha önceki trigger derslerinden hatırlayalım. On trigger enter olunca arkadaşlar. Trigger enter olduğu zaman kolaydır. İşte other diyelim buna da. Void on trigger enter. Kolaydır other şeklinde yaptım. Yani benim trigger'ıma giriş yaptığım zaman arkadaşlar, bu tetikleyiciye giriş yaptığım zaman. Tetikleyiciye giriş yaptığım zaman ne olsun? Eğer diyelim arkadaşlar. Adını ne verdik? Other dedik. Game objesinin tag'i player'sa, bu tetikleyiciye giren game objesinin tag'i player'sa şu işlem gerçekleşsin. Öncelikle player health'e gitsin. Player health'e. Player health'in içerisindeki checkpoint. Yok, checkpoint demedik. Biz ona ne dedik? Check post mu dedik arkadaşlar? Check post eşittir. Neye eşit olsun arkadaşlar? İşte bu trigger'ın kine eşit olsun. Bu trigger'ın pozisyonuna eşit olsun. O zaman other dedik. Other diyelim. Transform nokta position. Aslında bu kadar basit. Bu script'in içerisine gidecek arkadaşlar. Bunun içerisindeki checkpoint'u alacak. Bakalım bunun içerisine checkpoint ismini vermiştik. Aynen, checkpoint ismini vermiştik. Güzel. Neye eşit olacak bu? Bu trigger'ın transform nokta position'ına arkadaşlar. Bu trigger'ın konumuna eşit olacakmış. Kaydet diyorum. Şunu kaydet dedik mi? Güzel. Şunu bir bekleyelim. Bir yerlerde bir hata vardı. Verdi mi? Verdi. Bundan dolayı mı hata verdin ya? Yazım hatası yapmışız arkadaşlar. Şu yazım hatasına da o kadar çok alıştık ki yani. Void on trigger olacak değil mi? Bakalım. Güzel. Şimdi son olarak arkadaşlar, checkpoint'in içerisindeki player health. Tamam, bunu bulmasını istiyoruz. Bu neredeydi? Tabii ki player'in içerisinde arkadaşlar. Tamam, player health player'in içerisindeydi bu script. O yüzden bunu seçmemiz yeterli olacaktır. Şimdi şöyle hemen testimizi gerçekleştirelim.
Güzel. Sahnede doğduk. 100 canımız var. Ve düşmanlarla bu şekilde savaşmaya başladık arkadaşlar. İşte düşmanlarımız bizi görüyor, bize ateş ediyorlar ve canımız azalıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde checkpoint'in içerisinde doğmuş oldum arkadaşlar. Buradakiler bana ateş edecekler. Canım azalacak. Ve sıfır ulaştığımda tekrardan checkpoint içerisine geçeceğim arkadaşlar. Ben şimdi burada bir tane checkpoint oluşturdum. İçerisinde kodları, atamaları, her şeyi var, değil mi? Bunun peki bir kopyasını oluştursam arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Ctrl copy, Ctrl V diyelim ki altta yine bir checkpoint oluştursun arkadaşlar. İsimlerini değiştirebilirsiniz. İsim şu an için küp. Şöyle ileri doğru gidelim. Şimdi bunun içerisinden hani geçmeme gibi bir ihtimalim olmasın diye boyutlarını ayarlıyorum. Güzel. Bu şekilde konumu uygun. Ben bunun içinden her türlü geçerim, değil mi? Şimdi arkadaşlar başka hiçbir ayar yapmama gerek yok artık. Çünkü benim son geçmiş olduğum checkpoint'i alacak arkadaşlar. Onu kabul edecek. Şöyle de gösterelim hatta. Buraya gelelim. Düşmanlarla savaşalım. Şunlar beni öldürsün bir öncelikle. Bakın burada doğduk, değil mi? Tamam. Burayla ilgili bir sıkıntımız yok. Biraz sen de canımı al şöyle. Tamam. Sağlıkları falan alabiliriz ama almıyorum şu an için. Devam etsin. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Biraz sonra checkpoint içerisinden geçeceğim arkadaşlar. Bu arada hani checkpoint içerisinden geçerken işte oyun kaydedildiği gibi ekrana yazı da yazdırabilirsiniz. O tarz şeyleri öğrendiniz zaten. Öğrendiğinizden dolayı onları biraz es geçiyorum aslında. Bakın gördüğünüz gibi burada doğdum arkadaşlar. Ta önceki yerlerde çok uzak alanlarda doğmadım. Son geçmiş olduğum checkpoint içerisinde doğdum. Beni tekrar öldür. Evet, gördüğünüz gibi son geçmiş olduğum checkpoint içerisine tekrar doğdum arkadaşlar. Ve oradan tekrar devam edebileceğim oyunuma. Bu şekilde ta oyunun en başına dönmek zorunda kalmadım. Oyundaki akıcılık da bozulmamış oldu arkadaşlar. Tabii ki hani şu an böyle birdenbire checkpoint içerisine ışınlanmak çok da güzel durmadı. Bunları daha önce öğrenmiş olduğunuz screen fader yani fade in fade out sistemiyle birleştirirseniz çok daha güzel görünümler elde edersiniz arkadaşlar. Oradaki yaratıcılıkları biliyorsunuz size bırakıyorum. Güzel örnekler yaparsanız da tabii ki YouTube'da paylaşıp linkini yorum bölümüne atabilirsiniz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımızla da paylaşmak için. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.